Meriç Ergene Havzası, Taşkın Risk Yönetim Planı'nın hazırlanması için teknik yardım projesinin ilk proje yönlendirme komitesi toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Burada baktığımız zaman Türkiye değişik indekslere göre işte suyunuz eğer bu indeksleri size de çok da anlatmayayım ama su stresi altında olan bir ülke. Yani öyle su zengini bir ülke değiliz. Yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelimiz 112 milyar metreküp. Bunun büyük bir kısmını %74-77'si arasında 45 milyar metreküpe tekabül ediyor aşağı yukarı. Tarımda kullanıyoruz. Geri kalan %23'lük kısmı ise biz sanayi ve kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bu noktada baktığımız zaman nüfusumuz hızla artıyor. Ve kişi başına düşen, 2 sene önce sorsaydınız, su tüketimi 1500 küsürlerdeyken metreküp, şu an itibariyle 1300 metreküplere düşmüş durumda. Bundan bir 3-5 yıl sonra sorsanız, elbette ki nüfus artışıyla ve iklimin getirdiği etkilerle beraber kişi başına düşecek su miktarı 1000 küsür metreküplerde olacak. İklim değişikliğine uyum becerimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de ne yapacağız? İşte sıfır atık dedik. Şimdi de ben buradan söylüyorum ki sıfır su israfı yapmamız lazım. Bir kişi eğer suyu sürdürülebilir, randımanlı bir şekilde kullanırsa günlük olarak 93 litre tasarruf yapabiliyor. Tarımda özellikle kapalı sistemde sulama sistemlerine geçersek, özellikle damla ve yağmurlama sulama, hele hele toprak altı damla sulama sistemine geçebilirsek, orada da performansı %70-80'lere taşıyabiliriz. Dolayısıyla tarımda, sanayide, hane halkında suyu verimli kullandığımız sürece su bizimle olur. Aksi takdirde bu su maalesef kıtlığa, gıda güvenliğinde zafiyetlere neden olabilir. Sayın Afire Sever, çok teşekkürler. Şimdi aile fotoğrafı çektirmek için siz değerli katılımcılarınız sahneye... Bir kare daha alacağım.